Merhabalar sevgili Açık Beyinli dostlar. Bugün enteresan bir soru grubuna basit bir formül vermeye çalışacağım. Bunu pek yapmam ama sanıyorum ben bir şeyin formülünü buldum. Ne o? Birçok insan bizim özellikle Açık Beyinde eğitimlerimize katılan bazı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızdan bazıları gedikli eğitim severler. Yani böyle her eğitimde bakıyorum, şimdi isim vermeyeceğim, onlar kendilerini biliyorlar. Ee, bizim çoğunlukla online olan A Akademi eğitimlerini görmüşsünüzdür. Hani böyle çok yenilir, yutulur olmayan bayağı kompleks eğitim başlıkları. Mesela sadece benimkileri alın. İşte uygulamalı nörobilim okulu, bilimsel düşünce okulu, evrimsel nörobilim okulu. Bayağı böyle teknik altyapı gerektiren, yani böyle zorlu konular. Ve orada yani birçok arkadaşımız defaatle, ardışık olarak eğitimlere giriyorlar. Hatta ben... Son zamanlarda iki eğitime girin, üçüncü eğitimi almamasını rica ediyorum. Yani git, gidelim bunu bir sindirelim, acık üzerine yatalım, kalkalım. Çünkü çok fazla informasyon var gibi. Ve bu arkadaşlarımız biliyorum ki zamanın ruhu gereği başka yerlerde de başka eğitimlere katılıyorlar. Bir dönem benim de olduğum gibi birçoğumuz şu anda eğitim cankesi durumundayız arkadaşlar. Mesela en basitinden buna Mustafa Can beni ayıktırmıştı. İşte Instagram'da böyle kaydırma yaparken o realistler arasında yani %60-70'inden fazlasında herkes birbirine bir şey anlatıyor. Devamlı bir farkındalık enjeksiyonu. Yani narsistik kişilere nasıl baş edilir koyun bir kenara. Onun dışında bile çok fazla eğitim içeriği var. Ha sarımsağı bütün yutarsan bilmem ne olur falan. Doğru o tarz içerikler. Şimdi bunların hepsi bakarsanız size aslında bir şey anlatmaya çalışıyor. Ve biz zaman içerisinde bunlara maruz kala kala. Hele bir de devamlı kendimizi geliştirmek gibi bir telaşa varsa garip bir paradoks yaşamaya başlıyoruz. Bir süre sonra öğrenmediğimiz an ne yapacağımızı bilemez hale düşebiliyoruz. Birçok insan kendini iyi hissetmek için özellikle böyle komplike konularda eğitim alabiliyor şu anda. Çünkü eğitim artık çok ulaşılabilir bir şey. Ee, şansınız yaver giderse de böyle hakikaten işin ehli birinden eğitim alırsanız o da harika. Fakat mesela bir aydınlanma yaşayıp bir konuda böyle derinlikte deneyim ya da bilgiyi topladıktan sonra birçok insan diyor ki ben ne yapacağım? Yani bu kadar bilgi aldıktan sonra mesela geçenlerde bir arkadaşım bir eğitimde bir soru sordu. Gerçekten güzel sordu soruyu. Dedi ki: "Hocam siz dedi böyle YouTube videolarında, televizyonda bir insanın takık olduğu, takıntılı olduğu konuyu bulması, hani o konunun onu alıp götürmesi hayatında çok önemli bir şeydir." diye. Ya dedi ben takık olduğum konuyu bulamıyorum dedi. Tam böyle dedi bir başlık ilgimi çekiyor. İşte bir şeyle ilgileniyorum, biraz okuyorum, eğitim alıyorum. Tam bu diyorum. Ama o süreç bitince mesela o da değilmiş diye fark ediyorum falan. Ben de de o takık olduğum konuyu nasıl bulacağım? Birçok arkadaşım internet üzerinden hocam işte onu yaptım, bunu yaptım, işte yaşımda da kemale erdi artık bir şeyler değiştireceğim hayatımda falan ama ne yapayım bilemiyorum, nereden başlayayım bilemiyorum, benim neleri öğrenmem lazım, bu öğrendiğimle ne yapacağım ben sorusu çok yakın. Aslında bunların hepsinin ortak noktası ben bu kadar seçeneği nerede kullanacağım? Yani ben bunları alıyorum, almayı da seviyorum çünkü insan ne kadar öğrenmeyi seven bir tarafı var. Hem de bir kere keşfettiniz mi künefeden daha zevkli yani devamlı devamlı yapasınız geliyor da bu kadar yemeği nasıl bir işe dönüştüreceğiz bu kadar kaloriyi ne yapacağız arkadaşlar genelde eğitimlerimde uzun uzun anlattığım bir konuyu burada özetlemek istiyorum eğer Yaşınız, konumunuz, eğitim düzeyiniz, ilgi alanlarınız ne olursa olsun bir konuda hayatınızda kendinizi iyi hissedecek bir yaratıcılık ve performans sergileme niyetiniz varsa ya da şu anda bulunduğunuz hal sizi tatmin etmiyor, vites yükseltmek istiyorsanız ben çok kestirme bir formülünü biliyorum. Her uyguladığımda çok işe yarıyor. Hemen şimdi irili ufaklı, etkili etkisiz ya da görülür görülmez demeden kendiniz için bir şeyler yapmayı bırakıp bir başkası için bir şey yapmaya çalışın. Herhangi bir başkası için. Bu Yanınızda, yörenizde, yakınınızdaki fiziksel gerçek insanlar olabilir. Uzakta hiç tanımadığınız sanal alemdeki insanlar olabilir. Sosyal medya üzerinden ilişkiye geçtiğiniz bir grup insan, yani dijital olarak tanıdığınız kişiler olabilir. Kim olursa olsun bir şeyler ikram edin. Bu olmaya başladığında şöyle bir şey fark edeceksiniz. Bir kere biz insanın fabrika ayarlarının üçüncü maddesi gereği, toplumsal varlıklar olduğumuz için yardımlaşma dediğimiz sürecin yardım ettiğimiz kişiden çok daha fazla yardım eden bizde bir şeyler yaptığını biliyoruz. Pozitif inanılmaz değişiklikler yaptığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi işte haz duymamızı sağlayan kimyasalların falan miktarı artıyor ama bunların çok ötesinde bir şey oluyor. Beynimiz daha böyle bir yaşam uyumlu moda geçiyor. Yani genel olarak ifade etmem gerekirse sinir hücreleri bir serpilip kendine geliyor daha fazla bağlantı üretip daha fazla ilişki kurma yönünde adeta kamçılanıyor. Ne zaman? Diğer insanlarla birlikte hareket edip onlara katkı verdiğiniz her durumda. Sosyal bir canlı olmanın ve prososyal dediğimiz yani sosyalliği destekleyen davranışların evrim tarafından seçilip devamlı öne çıkarılmasının doğal bir sonucu bu. Biyolojiye baktığınızda birçok sosyal canlıda benzer bir şey görürsünüz. İnsanda çok daha var. Bu detay niye önemli? siz birine iyilik yapıyormuş gibi görünürken onun size yansıyan evrimsel tarafı sizin bütün o zamana kadar öğrendikleriniz ve o andan sonra öğrenecek olduğunuz şeyleri nasıl bir bağlama oturtturacağınızı ve oradan nasıl bir ikram çıkaracağınızı belirleyen yeni bir çerçeveye, yeni bir bakış açısına yeni bir işte paradigma ya da framework'e dönüşüyor. Dolayısıyla siz artık böyle nedensiz uçuşan bir sürü bilgi ve tecrübenin gelip geçip arada bir ziyaret ettiği bir varlıktan çıkıyor. O deneyim ve tecrübelerin yaptığınız, ikram ettiğiniz şey her neyse ona nasıl katkı vereceğine kafa yoran bir varlık haline geliyorsunuz. Dolayısıyla hep hatırlatmaya çalıştığım, son birkaç senedir sıklıkla vurguladığım bir konu var. Beynimiz bilmekle ilgili değil, yapabilmekle ilgili bir organdır. Bir şeyi yapabiliyorsak o bilgi bizimdir. Ve bir bilginin bizim olması için onunla ilgili bir şey yapıyor olmamız gerekir. Dolayısıyla yani 5 milyardan fazla insanla potansiyel olarak bağlı olduğumuz teknolojileri kot pantolonumuzun arka cebinde taşıdığımız şu günlerde. Ben bu bilgilerle ne yapacağım sorusunun cevabı çok basit en yakınında yörende. Yakınında yörende kimseyi bulamıyorsan uzakta bir yerde hiç tanımadığın kişiler de dahil olmak üzere birisi için bir şeyler yap. Sadra şifa bir anlatı üret. Bir hikaye yaz. Birinin torbalarını taşımasına yardım et. Birinin teknik bir sorununu çözmeyi vaat et ve internette sana başvurulmasını bekle herhangi bir şey yap. Ve böyle bir şey yapmaya başladığımızda, bir kişinin hayatını kolaylaştırdığımızda bütün sistemin bizim hayrımıza nasıl çalıştığını daha iyi anlayacağız. Ben bunu nereden biliyorum? Yıllarca akademide okuduk, okuduk, okuduk bir hayli şiştik. Ben ne zaman kendimi dışarı atıp, ya Allah çene vermiş, ben bu konuları da seviyorum. Şunları Diğer insanlara bir ikram etsek bakalım ne olacak acaba dedikten sonra benim hayatım kaydı. Artık böyle bir koskoca açık beyin, resmen bir online dijital üniversite. Arkasında bu YouTube kanalı gibi YouTube ölçeğinde devasa bir mecra. Hiç çenesi durmayan bir Sinan Canan ve arkadaşları korosu. Ve devamlı devamlı daha fazlasını üretmek için her sabah yatağımızdan bizi zıpkın gibi kaldıran bir motivasyon sahibi olduk. Çok şükür 50 kere gelsek aynı işi bir daha yaparız. Ama bunlar bir seferlik bir hap yutmakla olmuyor. Ne dedim hatırlayınız. Hep YouTube'da da vura vura söyledim kaderimizi yaratan şey tekrar ettiğimiz davranışlardır. Devamlı al, 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 al bunun sonucu obesite. Aldığımızın birazını vermeye, bunu egzersize dönüştürmeye başladığımızda ise müthiş bir trafik başlıyor. Dünya bilgi ve bilgilik bizden geçerek insanlara ulaşıyor. Son bir hatırlatma, insanın bu dünyada en fazla savsakladığı şey en önemli görevi. Biyolojideki bütün canlıların en önemli görevi üremek, ve genlerini bir sonraki nesle aktarmaktır. İnsan bunu yapabildiği halde bununla tatmin olmayan tek canlıdır. Hele ki yeni zamanlarda insanlar başka bir şey arıyorlar ama ne aradıklarını bilmiyorlar. Kültürel bir canlı olarak insanın en mühim ve devredilemez görevi anasından atasından kendisine gelen, miras kalan, tevarüs ettiği o kültüre bir şeyler ilave edip onu mümkünse daha iyi bir halde sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapamadığımızda bu hayatın yarattığı boşluk hissinden kurtulamıyoruz sevgili dostlar. Naçizane önerim buna en yakınımızda bulabildiğimiz birilerine karşılıksız bir şekilde hiçbir şey beklemeden yardım etmeye niyet ederek başlamak. Bunu yaptıktan sonra ne olur bilmiyorum ama bu başlangıcın hiçbir zaman hayırsız bir sonuca gittiğini görmedim. Bu kadar imkanla, bu kadar eğitimle, bu kadar bilgiyle bu kadar farkındalıkla ne yapacağız sorusunun tek cevabı sizden yardım bekleyen birisi var. Lütfen ona yardım edin.